Arada bir bardak süt. Ha? Süt de çok faydalı sabah var. Tabii tabii. Süt. Bunun yanında işte o şey. Bir fincan kahveyi de yemekten sonra imal ediyor. Bir fincan kahvenin 40 kilatırı vardır. O, evet. O çok önemli. Nasılsın, iyisin? Aa, ne demek? Ya sizin yanınızda kötü olmak mümkün mü? Sağ olasın hocam. Kendilerin en hassas yerindeyiz. Çayımız geliyor. Çayımız geldi. Ekmek yer misin? Efendim? Ekmek. Hocam şey var. Yemek durumu, ekmek durumu hocam şey. Ekmek de çok önemli bir konu hocam. Şimdi şöyle. Ekmek yer misin? İşte onu anlatıyorum. Çok güzel ekmek var. Bakın. Aa, bu tabii. Şimdi işte. İşte hocam. Hani öbür ekmekler yapıyorlar fırında yani. Evet. Gazetecilik var. Adam ne yapıyor? Ver yansın hesabı. Ekmeklerimiz cep hamur. O ne ya? Ne ya? Savaşa mı gidiyoruz? Yani şimdi adam demek ki dünyaya geldiğine pişman. Hani derler ya çavuşlu ekmeği o Karadeniz tarafından. Adam ne biçim pişiriyor o ekmeği ya, ne biçim koku var onda be. Evet. O ne kadar hassas o ekmek. Bir de ne yapıyor adam, alıyor hemen altına hamur. Sıcak sıcak, yarasın. Ya, şimdi bu... Ekmek de acıktınsa. Efendim hocam? Ekmek de. Şey hocam, şimdi şimdi şöyle bir konu. Hocam şimdi yemek programı var hocam. Yani şunu demek istiyorum. Gelişi güzel yemek yenmez hocam. Doğru söylüyorsun. Bunun bir programı var. Nasıl hani diye örneğin. İşte sabahleyin işte hani bir bardak süt. Yanında bir kaşık bal. Vücut için sağlıklı yaşamak için. Bir kaşık bal, karnes bal. Onun ardından işte bir dilim ekmek o şey, pişkin ekmekten. Trabzon ekmeği. O, bir dilim, fazla değil. Ardından yemekten 20 dakika sonra bir meyve. Portakal veya bir muz. Enerjisi sağlıyor. Portakal çok önemli. Muz daha, muzlu mu? Muzun ayrıca çok felaket bir şeyi var vücuda. Enerji. Onun yanında şey hocam.
Şu meyve neydi? Şu meyvenin ismi en pahalı meyvelerden biri o. Ananas. Ananas. Bravo. Of. Bravo, ağzına sağlık. O var ya, onun öyle bir korkunç şeyi var bu suda yani. Sağlık açısından. Gitarı çalabiliyor musun? Hocam şimdi onu şey var, çalmasak onu taşıyamayız zaten. Şey olur, gitara karşı hakaret olur hocam. Gitara karşı? O tabi canım, o ne demek ya onu. İktidar karışıyor mu sana? Efendim? İktidar sana karışıyor mu? İktidar. İktidar mı? İktidar. İktidar, evet. Şöyle bir şey var. Yok canım. Bana karışamaz ya. Yani. Ama benim de şeyim yok hocam. Ben de tenezzül etmiyorum iktidara. Benim ona ihtiyacım yok. Yani ben biliyorum bu şeyi. İktidara ihtiyacın yok. Yok. Biliyorum onun düzenini yani. O bakımdan çok güzel bir şeyimiz var hocam. Yaşam sizlerin sayesinde. Estağfurullah. Yani iktidarı ben ipime takmam diyorsun. Ya şimdi şöyle yani iktidarı seviyoruz şimdi. Seviyoruz ayrı dava yani. Hani, iki türlü bir konu var hani. Konuyu anlatmak zor yani. Konuyu. Sevmek zorunda kalıyoruz. Ya şimdi şöyle. Önemli olan bir konuyu anlatmaktır hocam yani. Doğru. Yoksa herkes anlar. Adam anlatamıyor ki. Hani şimdi nasıl bir örnek veriyoruz hocam. Bu şey yok mu? Süleymaniye Camii. Evet. O caminin civarlarında yine böyle bir muhabbetteyiz. Birisi bir şey söylemiş. Çay kahve. O sırada bir şey geliyor. Amerikalı. Amerikalı mı? Amerikalı geliyor. Bir kafile. Ha. Şeye geliyorlar. Süleymaniye Camii'ni. Hani mimari eser çok önemli ya. O bakımdan. Şöyle nasıl tarif edelim? Şöyle. Yol oturduğumuz yol ikiye ayrılıyor. Biz tam yolun ortasında oturuyoruz. Yani ikiye ayrılıyor. Biri sağa biri sola gidiyor. Bir de bir yol daha var hocam. O şeye iniyor. Eminönü'ne iniyor oradan aşağı yani. Bu ara adam şeyi soruyor. Süleymaniye Camii'ni soruyor bu Amerikalı. Türkçe mi, İngilizce mi soruyor? Türkçe, galiba Türkçe. Bunu orada birisi oturuyor yanımızda. Yanımızda bir tane şey oturuyor. Yanımızda bir başkası oturuyor normal bir insan yani. Hani. Senin benim gibi. Normal bir insan bizim gibi yani. Senin gibi olabilir mi? Mümkün yok. Senin gibi olmak mümkün mü yani? Estağfurullah. Bu sefer
şey var. Bu muhabbetin dışından biriydi. Dışından biriydi. Hemen şeye cevap veriyor Amerikalı'ya.